Merhaba arkadaşlar, ben Ecik Kültür ve Sanat Merkezi'nden Taner Eroğlu. Bugün sizinle rahmetli sanatçımız, değerli Türk Halk Müziği sanatçısı Hasret Gültekin'in bir eseri Dağlarla Tamamdır Sevdamı'yı paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu türkü orta seviye ve üzeri bağlama çalan arkadaşlar için biraz daha uygundur. Başlangıç seviyesi arkadaşlar için içinde akorlar barındırıyor aynı anda çalması. Belki biraz zorlayıcı olabilir ama onlar da çalışsınlar, yine faydalı olacaktır. Hemen başlayalım. Başlarken türküye esle başlıyor arkadaşlar. Eğer elde bir dengeli kurmada zorlanıyorsanız ilk eslerde tek bir tane lale geçebilirsiniz. İlk başlangıç için sadece bahsediyorum. Diğerlerini yine esle devam edeceğiz. Şimdi bakın bir esle başladıktan sonra ortadan la la arka arkaya bir lale geliyor. Es, la 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 si. Bu da si bemol var. Es'i vurduk boş. Es, la 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 si. Es'ten sonra üst alt üst alt tezeni kullanıyoruz. Es, la 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 si, la la si, la. Basit bir ölçüyle başlıyor. Es, la 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 si, la la si, la. Şimdi bu ölçüde tekrar bir es var. Orada es dediğimiz zaman o bir ölçülük es vuruşu bizim pozisyon değiştirmemize bize imkan tanıyacak. O sırada da birinci parmağımızı yani işaret parmağımızı si bemol notasına kaydedeceğiz arkadaşlar. Aynı mantığı burada da uygulayacağız. Si ve do notasından. Es, si, 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 do, si, si, do, si. Bakın burada pozisyon değiştirdiğim için orta teldeki do notasına yüzük parmağıma yani üçüncü parmağımla gittim. Buna dikkat edersin. 1 ve 3 kullanıyorum. Es, si, 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 do, si, si, do, si. Tersanemde üst alt üst alt devam ediyor. Şimdi baştan bir birleştirelim. Es, la, 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 si, la, la, si, la. Es, si, 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 do, si, si, do, si. Bir de okumadan çalayım. Ve üçüncü olarak birinci parmağımı bu sırada do'ya kaydırıyorum. Orta teldeki. Bakın baş parmağım da onunla birlikte kayıyor. Pozisyon değişimlerinde bir adım önde olmasında, bir perde önde olmasında yarar var. Do'dan bu sefer orta telde re perdesine gideceğim. Do'nun 3 perde yanında arkadaşlar. Bu alt teldeki re'nin aynısıdır orta telde. Aynı mantığı burada uygulayacağım. Birinci parmakla do'yu, üçüncü parmakla re'ye tutuyorum. Es, do, 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 re, do, do, re, do. Baştan bu üçlüyü tamamlayalım. La'dan başlıyoruz. Es, la, 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 si, la, la, si, la. Es, si, 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 do, si, si, do, si. Es, do, 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 re, do, do, re, do. Her deste arkadaşlar la'da, si'de ve do'ya birinci parmaklarımı kaydırıyorum. Ve bir üç bir üç gidiyor. Bir ikiden sonra bir üç bir üç gidiyor. Şimdi bir de okumadan çalayım. Sonunda aşağı kayıyorum aynı şekilde. Bu sefer birinci parmağım re'ye geliyor arkadaşlar. Üçüncü parmağım da mi notasına geliyor orta derde. Yine mi re'nin üç perde aşağısı. Bu da bizim birinci pozisyonda kullandığımız mi notalarının aynısıdır. Şimdi arkadaşlar burada çok sıklıkla karşımıza çıkmayan bir tezene var. Yani klasik halk müziği eserlerinde aslında çok çıkmıyor. Üçleme dediğimiz tezeneler yani üç notayı 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 diye saydığımız notalar. Bu genelde arabesk tezeni olarak söylerler. Arabesk tezinde çok sıklıkla kullanıyorum tezen. Terstir ve çalışma yönünden de çok faydalıdır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Önce mi re mi notasını bir üçlü olarak alıyoruz. Mi re mi üst alt üst mi re mi yaptıktan sonra birinci parmaktaki re'yi vurup do'ya kayacağım birinci parmakla. Re do re. Yani şu oldu. Mi re mi bu üçlü. Sonra re de do'ya kayacağım. Re do re. Ve ikinci re'yi üçüncü parmakla yakalıyorum. Bu 1 ile kayıp 3 ile yakalama olayı yukarı kadar devam ediyor. Bu sefer birinci parmağım do'da bir üstte daha kayıyorum. Do, si, do. Ve en son si, la, si. 4 tane üçlüğümüz var yani. Mi, re, mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si. Şimdi normalde burası arkadaşlar üst alt üst alt tezeneye uyuyor. Yani tezenenize hep üst alt alırsanız bu oturuyor ama çalışma için ve vurgu için doğru tezeni aslında 100-6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 00-
bu ifade açısından bir farklılık yaratıyor aslında. Not açısından bir farklılığı yok. İkisini de kullanabilirsiniz.
Ben çalarken kolaylık olması açısından hızlı çalımlarda üst altı kullanıyorum. Ama çalışma olarak iki tenzeneyle çalışmanızı arkadaşlar tavsiye ederim. Şimdi bakın bu baştan geldiğimiz zaman nasıl oturuyor dengesi ona bakalım. Es, la, 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 si, la, la, si, la, es, si, 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 do, si, si, do, si, es, do, do, do. Şimdi arkadaşlar ölçü buradan başlıyor, tekrar başa dönüyor ama bu ikinci başa dönüşte bir fark var. Akorlar gelecek S'lerin yerine. Bakın ilk akorumuz La minör arkadaşlar. Burada karanlığı tutuyoruz, yukarıda da Do'yu tutuyoruz. S yerine bir tane La vuracağız, bütün tellere vuruyoruz. Büyük La'yı vurduktan sonra Do ile birlikte La'nın ortadan La'yı yakalayacağız. La 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 Si La La Si La. İlk bölümde Es La 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 Si'ydi. Bu da La 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 Si oldu. Aynı şekilde bu çiftliği arkadaşlar kaydırıyorum. Bu sefer Si bemolle. Si bemolle altta fa natüre ve yukarıda da bakın 3. parmağın üstlerde re notası var arkadaşlar. Bunu basacaksınız. Burada si nakorudur. Si bemol. Si 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 do si si do si. Tek basmalarından sonra arkadaşlar yani büyük notayı akoru bastıktan sonra hemen tek notaya geçiyoruz. Ve bu geçişler tek olmasına dikkat etmeniz lazım. Yani la'yı bulduk do'yla. Kaydım. Do'ya kaydım arkadaşlar. Yine çift. Bakın hiç kaldırmıyorum. Do ve Sol. Yukarıda da Mi var üstelde. Yani La 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 Si La La Si La Si 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 Do Si Si Do Si Do Re Do Re Do Re. Gerisi aynı burada güçlüler. Mi Re Mi Re Do Re Do Si Do Si La Si. Şimdi buradan ilgili de bir ufak tavsiye verelim arkadaşlar size. Bu akorları biraz daha keskin vurursanız ve daha sert vurgulu yaparsanız daha lezzetli gelecektir. Yani orada bir köşe olduğunu ve duygu olduğunu anlatabiliriz. Burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi ilk bölümü istiyorsanız bir özetleyelim. Es, la, 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 si, la, la, si, la, es, si, 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 do, si, si. Burada arkadaşlar ölçü bitiyor ve tekrar La deyip diğer ölçünün diğer bölümünün daha doğrusu ilk notasını bulmuş oluyoruz. Bunlar artık arkadaşlar daha basit gidiyor. Biraz daha hızlandıracağım izninizle. Artık üst alt üst alt tezeneler burada geliyor. Şimdi La'yı bulduk arkadaşlar. Sonra Mi Fa Mi Fa aldıktan sonra Sol'e bir daha atlıyorum. Mi Fa Sol Sol La La. Ve üçüncü parmakta tizdeki La'yı alıyorum. Fa sol sol la la sol la 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 sol la la. Bunda son la arkadaşlar yine la minörde kalıyorum. Buradaki akorda da la, ortada birinci parmağım do da, üstte de mi diyeyim arkadaşlar. Üçlü bir basma var. Bakın burada da la do mi vardı. Aynısını burada tizini basıyoruz. La mi fa sol sol la la sol la 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 sol la la. Bakın yapıyoruz. Sonra Sol Si Si bemol La'nın yanında arkadaşlar. Serçe parmak kaldık. Sol Si La Sol. Sonra birinci parmakta kayıyorum. Sol Fa Fa. Yani şu Sol Si La Sol Sol Fa Fa. Üst alt tezeler. Ve Fa'dan La'ya bir kayma var arkadaşlar. Bu kaymalarda genelde bir tereddüt oluyor. Soruyorlar bunu. Bakın buradan La'ya kayacağız. Parmağı kaldırmıyorum ama yani birinci parmağım Fa'dan Sol'a doğru karar kaydırdığım zaman üçüncü parmağım da La'ya oturmuş oluyor.
Onun aslında bir fiziksel dengesi var. Da, sonra hemen birinci parmak var, bir sol müzasında güvenli. Sol, fa, fa, mi, mi. Fa, da, sol, fa, fa, mi, mi. Şu oldu yani, birinci parmak solda. Sol, si, da, sol, sol, fa, fa. Fa, da, sol, fa, fa, mi, mi. Mi, sol, fa, mi, mi, mi. Burası basit, birinci pozisyon. Mi, sol, fa, mi, mi, mi. Ve mi, do, re, si geçişi var. Buradan tekrar la ilk başa dönüyor bölüm. Mi, fa, sol, sol, la, la, sol, la, 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 sol, la, la. Mi, fa, sol, sol, la, la, sol, la, 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 sol, la, la. Sol, si, la, sol, sol, fa, fa. Fa, la, sol, fa, fa, mi, mi. Mi, sol, fa, mi, mi, mi. Mi, do, re, si. İkincisinde mi, do, re, si'de yine kalıyoruz. Diğer ölçü yine nerede başlayacak arkadaşlar? Bakın bu bölümü çalayım. Aşağıdaki fa'ya geçiyoruz. Gidiyor üst alt üstten. Yani mi, do, re, si, la, fa, fa, mi. Burada hiç boşluk yok. La, fa, fa, mi, mi, re, re, do, si, si. Buralar hep eşit arkadaşlar. Si'ye kadar gidiyor. Yani ortadaki la. La, fa, fa, mi, mi, re, re, do, si, 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 do, si, la, si. Burada bir geçiş var arkadaşlar. Do'yu orta derden alıyorum. Biraz açarsınız parmağınıza. Si, do, si, la, si. La, fa, fa, mi, mi, re, re, do, si, 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 do, si, la, si, es, si, re, do, si, si, la, la. Basit olduğu için nasıl geçiyorum tekrar? La, fa, fa, mi, mi, re, re, do, si, 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 do, si, la, si, es, si, re, do, si, si, la, la. Arkadaşlar böylece eser 3 bölümünü tamamlamış olduk. 4 bölümden oluşuyor. Baştan istiyorsanız bir çalayım, şöyle bir toparlayalım ne yaptık diye. Çok kafanız karışmasın, sonra son bölüme bakalım. Es, la, si, si, la, si, la, si.
personel de tezenen arkadaşlar çekmiyor. Yani si, 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 do, si, la, si, es. La, si, si, la, si, la, sol, do, es. Si, re, do, si, si, la, la. Bakın tekrar var. Arkadaşlar eserin tümü bu kadar. Intro bölümünü birazcık daha tabii hareketli çalmakta fayda var. İlk başlarken çalmıştım. O tempo bu eser için normaldir arkadaşlar. Onur buraya ilk çaldığınız bölümü tekrardan tümünü buraya yerleştirdi zaten izlersiniz. Bu videoyu izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için, olumlu, olumsuz, bize eleştirdiğinizi, görüşlerinizi bildirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.